Evde Mısır Gevreği olduğunu bilmiyordum. Hey! Kim boş kutuyu böylece bırakır ki? Kim bıraktıysa aynı zamanda arkasında bir sürü kırıntı bırakmış. Daha doğrusu iz bırakmış. Bu işin kökenine ineceğim. Hala devam mı ediyor? Lizzy? Ne giydin öyle? Mısır gevreği. Hop, şunu koyayım. Mısır gevreği bazen her yerime batırıyor. Çok susadım. Sıra tuzlu bir şey yemeye geldi. Bana bir açıklama yapacak mısın artık? Teşekkürler. Sadece tembel hayatı yaşıyorum. İzle ve öğren. Film ve acılı erişte mi? En mükemmel ikili. Emma? Onlar erişte değil. Saçları tepmek üzeresin. Bu nasıl oldu? Gerçekten de çok iğrenç. Saçlarım yapış yapış oldu. Uzun saç gerçekten sinir bozucu. Kısacık kesmeliyim. Üzgünüm ama bu çok komik. Aslında çözüm hep yanı başımdaymış. Çok komik olduğunu düşünüyorsun öyle mi? Bu akıllıca kıyafet numarasını izle. Saçlarım önüme gelmiyor gördün mü? Erişteyi yemeye devam edecek misin gerçekten? Dur biraz. Bir fikrim var. Artık ikimiz de saçlarımızdan kurtulduk. Patlamış mısır olmadan film gecesi olur mu? Bu benim en sevdiğim. Önce patlatmam gerektiğini unutmuştum. Etrafta hazır patlamış yok mu acaba? Tahmin ettiğim gibi. Bir dakika, bu da hazır değil ki. Şimdi ne yapacağım? Bir kutu patlamış mısır daha. Bunu kim bu kadar yükseğe koydu ki? Hayır! Skittles yağıyor millet. Of olamaz, her yere dağılıyorlar. İyi ki ortalığı batırmak istememiştim. Hayır, tavaya dökülmeyin. Skittles fırtınası bitti mi? Bunun olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Aha, her yere dağıldılar. Kesinlikle buraya ait değiller. Sanırım film gecesi ertelendi. Cuma akşamı mutfağı temizlemek mi? Ne yazık ki. Yine de atıştırmalığa hayır demem. Aklıma harika bir fikir geldi. Bu patlamış mısıra biraz renk katabilirim. Her zaman yaptığım gibi tavada patlatacağım. Ama bu Skittles şekerleri burada kalacak. İşte oluyor. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Renk patlaması diye buna derim. Önce kırmızıyı deneyeceğim. Sence tadı Skittles gibi midir? Öğrenmenin tek bir yolu var. Film gecesi devam edebilir. Hiç iki elin yeterli olmadığını düşündüğün oldu mu? Of ama işleri amma zorlaştırıyorsun. Şu müthiş tüyoya bak. Patatesleri de unutmayalım. Ketçabın var mı? Şu düzenleme varken masaya ne gerek var? Afiyet olsun Sofia. Artık ellerimi tekrar kullanabileceğim. Veya kullanmaya da bilirim. Hangisi kolayına geliyorsa. Ve gönder. E-mailleri cevaplamak beni kesinlikle acıktırıyor. Bu kocaman ve beni bir süre meşgul tutacak gibi görünüyor. Hadi ama. Oh, tırnağım. Başıma bir de bu çıktı. Aptal Antep fıstıkları. Ama yine de tuzlu lezzetlerine bayılıyorum.
Yok, hayır, değmez. Belki dişimle kırabilirim. Ya da kıramam. Ay, ne yaptım böyle? Bu ağzımın içindeydi. Of, artık gerçekten seçeneğim kalmadı. Dur bakalım Emma. Sensin. Süper kuryemiş kırıcı. Sıkıntı yaşadığını duydum. Ver bana bakalım. Yollarımız yine kesişti Antep fıstığı. Kıralım bakalım şunu. Evet, bak. Bu Antep fıstığını açmak için başka bir Antep fıstığının kabuğunu kullan. Anladın mı? Tırnağım bile kırılmadı. Çok basit. Ve çok lezzetli. Teşekkür ederim. Bol kuru yemişli günler. Hayatım sonsuza kadar değişti. Selam Brian. Selam. Parti hazırlıklarına yardım etmek ister misin? Neden olmasın? Vay canına. Biraz başım dönmeye başladı. Hayır. Buraya gel. Bunu şişirmek imkansız. Birileri parti modunda değil galiba. Balonu bulmaya çalışacağım. Ne zamandır burada duruyor acaba? Aa, bu da buradaymış. Aa. Canına, şuna bir bak. Of, bu benden de büyük. Sana serenat yapmamı ister misin? Alıştırma yapsam iyi olur. Sirkenin burada ne işi var ya? Ve karbonatın? Çok garip. İşte burada. Hadi devam edelim. Of, çok yoruldum. Biraz şeker takviyesine ihtiyacım var. Hey, deney yapmak ister misin? Boş bir şişe al ve içine huni ile karbonat dök. Bu kadar yeter. Daha sonra biraz da sirke ekle. Kalan karbonatı da dök. Sonra şişeyi yarısına kadar doldur. Balonu şişeye geçir. Ve işte bu şekilde. Yardımcın oldu. Sonra zaman gelince balonu çıkar. Vay canına. Nefesini neden boşa harcıyorsun ki? Bu uzun süre dayanıyor. İşte şimdi partiye hazırız. Yemek yaparken dalmak çok kolaydır. Aa, evet, pasta yapıyordum. Dikkatinin dağılması felaketlere neden olabilir. Özellikle de konu karışımı çırpmaya gelince. Bu inanılmaz derecede güçlü. Şu hazır karışırken Insta'ya bakayım. Nasıl karıştırdığına dikkat et bizi. Millet. Süperleri. Kaseden gözünü ayırmamalıydın. Of, tam da yüzüne isabet. Şu aşamada Lizzie'nin endişelenmesi gereken son şey. Of, bu çok fena oldu. Hey Lizzie, ben geldim. Sürprizi görmek için tam zamanında geldin. Hah, pastayla kavga mı ettin, ne oldu? Bu nasıl oldu böyle? Git duş al, tamam mı? Ona sadece küçük bir görev vermiştim. Bunları unuttum. Ama günü kurtaracak olan bunlar. Kağıt tabaklar çırparken oluşabilecek kazaları önleyebilir. Maket bıçağıyla T şeklinde iki çarpı kes. Güzelce del. Şimdi çırpma tellerini al ve kestiğin yere geçir. Güzelce sabitledikten sonra miksere geri tak. İşte birkaç adım daha. Sıçrama alanının dışındasın. Oldukça zekice değil mi? İnanamıyorum, yapmışsın. Kusursuz görünüyorlar.
Bugünden itibaren hamur işlerini sen yapmaya ne dersin? Tadı da kokusu kadar güzel. Hey! Bu kadar çabuk bitmiş olamaz. Dibini sıyırmak zorundayım. Ah, gerçekten de bitmiş. Ah, şu çikolata bağımlılığım yok mu? Bunu çok seviyorum. Şaka mı bu? Hepsini yanlışlıkla bitirmişim sanırım. Özel yiyecek diyorum, işe yarar sanırım. Öncelikle kavanoza biraz süt koy. Daha sonra hepsini kaşıkla karıştır. Selam köpüklü çikolatalı süt. Şimdi de kalıplara girin bakalım. Hepsini doldurunca çubuk kapakları yerleştir. Sonra buzluğa koy. Bakalım nasıl olmuşlar. Oo, çok güzel. Son aşamadan önce olmaz. Doğru. Süs şekerlerinden bahsediyoruz millet. Bak ne kadar da renkli. Hepsi senin Sofia. Neredeyse çikolatayı atıyordum. Aferin Emma. Konu bir şeyler yemek olunca herkesin kendi tarzı vardır. Önce patates kızartması, sonra da hamburger. Gerçekten güzel olacak. Ve en güzeli ilk lokmadır. Tabii şu olmazsa. Oysa bu engellenebilirdi. İşte böyle. Bir dahaki sefere ilk lokmayı alacağın zaman çevrendeki eşyaları bir incele. Hamburgerin bütün malzemeleri içinde. Paketin içine bakıyoruz. Ve işte orada duruyor. Neyse ki şunu çöpe atmamışım. Çünkü günü kurtarmak üzere. Hamburgerini içine koy. Ve ısırdığında her şey yerinde duracak. Hmm, harika. Eyvah, bu zekanın sırrını dünyaya açıkla. Evet, o bir dahi. Bu şey tarih kitaplarında yer alacak. Büyük düşünmek iyidir, değil mi? Bana çıkma teklif etti. Tabii ki evet dedim. Bak sana ne getirdim. İster misin? Ben başlasam olur değil mi? Oh, ekstra soslu. Yaşasın. Ha? Bunun içinde karides olması gerekmiyor muydu? Karidesle erişte aldığıma eminim. Of. Karidese nasıl ulaşabileceğimi biliyorum. X-ray görüşünü aktifleştir. Bingo. Hepsi en altta. Yaklaşıyor olmalıyım. Hoşça kal. Aa! Ne yapıyorsun? Aslında böyle yapmana gerek yok. İzle beni. Eğer kutunun yan tarafını açarsan tabak gibi açılır. Vay canına, harika. Sanırım onu görebiliyorum. Ve işte kavuştuk. Seni nasıl özledim ama. Teşekkürler. Ne demek? Şimdi de ben deneyeyim. Nihayet atıştırma vakti geldi. O zaman Instagram'ıma da bakayım. En iyi ikili bu. Hey! Elime bir şey gelmiyor. Oh, hepsi paketin en dibinde. Bari bir tanesini alayım. Hadi gelsene. Alabildiğim tek şey bir avuç kırıntı. Of, bu kadar yeter. Kevin gıcık cips paketine karşı. Şu ana kadar işler iyi görünmüyor.
Doğru bildin Cips Efendi. Yukarıya ulaşana kadar sizi yumruklayacağım. İşe yaradı. Tabii ki. Asıl olay onları yukarı doğru itmek. Yukarıya gelene kadar devam et. Harika değiller mi? Elimi pakete sokup ortalığın battığı günler geride kaldı. İşte budur. Kimse atıştırmalık keyfimi bozamaz. Şimdi işimize dönelim. O tuhaf ses de ne? Gidip boks eldivenlerimi mi getireyim? Hey, akşam yemeğimi aldın. Evet, hem de en sevdiğimi. Sıcak çıtır tavuk. Şunlara bir bak. Kokusu daha da güzel. Hiç de fena görünmüyor. Tek bir şey eksik. Bana ketçap getirir misin lütfen? Kim arıyor? Selam Sofya. İstediğin bu muydu? Senin için açayım. Cidden mi? Bu kız her şeyini bana yaptırıyor. Bir şey değil. Bence bir parça da ben hak ettim. Bir tane daha mı istiyorsun? Pekala. Mutlu musun? Bu kız gerçekten inanılmaz. Kimim ben? Senin ketçap sıkıcın mı? Buna ne dersin? Sıra büyük finale geldi. Ketçaba doyamıyorsun değil mi? Kapatmam gerek. Sonra hepsini güzelce karıştırıyorsun. Ne? Peki o zaman. Aslında belki de haklısındır. Durup ketçap sıkmama gerek kalmadı. Şu paketi bana ver. Sonuçta tüm işi ben yaptım. Bol soslu. Bu gerçekten de çok lezzetli. Neden bu kadar sevdiğimi anladın mı? Güzel numara. Teşekkürler. Ketçap en güzel sos. Telefonsuz bir öğleden sonra geçirme vakti geldi. Bunu nasıl kutlayacağımı çok iyi biliyorum. Ha? Kevin beni arıyor. Hangisini seçsem? Sanırım Kevin kazanmalı. Hey, ne haber? Bir saniye bekle. En sevdiğim şeker. Ne kadar da şanslıyım. Hem de çilekli limonatalı en sevdiğim. O benimdi. Artık istemiyorum. Ama kendimi suçlu hissettim şimdi. Bu plastik topu görüyor musun? Aç. Ve içine en sevdiğin şekerleri koy. Şimdi ucuna bir tutam sıcak silikon sür. Sonra kocaman bir çubuk yapıştır. Sonra en sevdiğin kağıdı sar. Lizzy, lollipopunu hala istiyor musun? Bu kocaman iki lollipopa ne dersin? Sesleri maracas gibi değil mi? İşte bu dans etmek için iyi bir neden. Hepsi senin güzelim. Bundan sonra bana kızgın kalmazsın bence. Bu gördüğüm en büyük lollipop. Aç bakalım. Tavuk hazır millet. Al sulandırıcı bir ziyafet diye buna derim. Domatesler. Salataya koymayı unuttum. Pekala. Yapayım şunu. Kesip doğramam gereke. Thomas evdeymiş. Bunu aldığına inanamıyorum. Dur bakalım beyefendi. Bunları kesene kadar cips yok. Ben küçük odaya gidiyorum. Tüh ya. Kaç tane var acaba? Bu çok uzun sürecek.
Bir şey kesmek ne kadar zor olabilir değil mi? Sadece ortasından hızlıca keseceğim. Devam. Gerçekten mi? Sadece bu kadarcık mı kestim? Kaç tane kaldı? Bu hiç bitmeyecek. Aslında bu kapağın yardımı dokunabilir. Güzel ve düz. Deneyelim bakalım. 7 domates ve bir kapak. Ve hızlıca kes. Sıkıca tuttuğun sürece hepsini tek seferde ortalarından kesebilirsin. Gördün mü? Mükemmel dilimler. Zaman kazanmak diye buna derim. Hepsi sadece bu kapak sayesinde. Şimdi kaseye gidin bakalım. Artık pek de göz korkutucu değil. Hatta eğlenceli. Hepsi bitti. Anne, bitirdim. Ne? Ne oldu hayatım? Bu program çok komik. Of, kandırıldım. Bu hafta çılgınca geçti. Kesinlikle bir pizza gecesini hak ettik. İyi ki büyük boy aldık. Şu erimiş peynire bak. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi yiyelim. Hiç güzel kesememişler. Of! Tek istediğim bir dilim almak. Ya bu çok saçma. Bir fikrim var. Pizzayı yalamama ramak kaldı. Bunu kendi başımıza halletmenin zamanı geldi. Hey! Bıçak kesmiyor. Düşündüğüm kadar keskin değilmiş. Çekelim, koparalım. Pizzam! Of, olamaz. Aklımdaki pizza malzemesi kurumama değildi. Bu çok iğrenç. Kıtır kıtır bir pizza istersen başka tabii. Hayır, bunu asla yemem. Bir saniye bekle. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bir kutu ton balığı al ve kapağını çıkar. Elektrikli matkapla kapağın ortasında delik aç. Daha sonra metal bir cetvel al. Delikleri hizala ve metal bir vida ile sabitle. Güzelce ve sıkıca bağlanana kadar vidayı elinle çevir. Bir vida somunu al ve bunu vidayı sabitlemek için tak. Güzel. Sonraki adım ne? İşte bir pizza kesicin oldu. Düzgün kesmek diye buna derim. Pizzacılardan bile güzel kestim. Çabuk soğuyor. Çok güzel kokuyor. Beklediğimize değdi. Kesinlikle. Kesme dahileri yine başardı. Telefonla her an ulaşılabilir olmak risklidir. Özellikle de elinde lezzetli bir atıştırmalığın varsa. Eva mı arıyor? Alo? Tamam, ne oldu anlat. Bu verdiğin tavsiye harika. Ama bak sana nelere mal oldu. Aa! Ne zamandır telefondayım. Ferahlatıcı atıştırmalık buraya kadarmış. Tek kişilik partim berbat oldu. Ama belki de... Sanırım müthiş bir fikir buldum. Pipet olmadan kapak başka bir şeye dönüşebilir. Mesela dondurma külahı tutucuya. Artık ellerime erimiş dondurma bulaşmayacak. Ama yesen iyi olur artık. İşte böyle. Bu da ne? Akşam yemeğini benim hazırlamam gerekiyordu. Annem eve gelmek üzere. Düşün Lizzie, düşün. Of, ne yapacağım?
Makarna mı yapsam? Kupada hızlıca yapabilirim. Bir kupa al ve içine makarna ve su koy. Daha sonra mikrodalgaya yerleştir. Hadi hızlı. Biraz daha hızlı çalışmaz mı? Ay çok sıcak. Tamamen pişmiş gördün mü? Biraz süt ve en sevdiğim peyniri ekle. Isı hepsini eritecek. Çok lezzetli görünüyor değil mi? Pratik peynirli makarna. Hoş geldin anneciğim. Peynirli makarna en sevdiğim. Çok lezzetli görünüyor canım. Ve tadı inanılmaz. Şeften öğrendim. Afiyet olsun hanımlar. Hadi sağ git. Yenilmek üzeresiniz. Hayır. Evet. İşte bitti. Benimki de bitmek üzere. Bir tane daha mı var? İyi olan kazansın. Hadi bakalım. İkimiz de istiyoruz. Pekala. İlk adımı kim atacak? Ne kadar gergin bir ortam. Hadi ama bırak. Şekeri önce ben gördüm. Ver bana dedim. Cesedimi çiğnersin. Yapabiliriz. Bunu ayarlayabilirim. İnanamıyorum kazandım. Ama bu haksızlık. Aynı görüşte değilim. Şekersiz kaldım. Ne kötü bir cumartesi akşamı ama. Keşke bunu değiştirebilseydim. Aslında belki de değiştirebilirim. Mutfak becerilerimi konuşturmam yeter. Hadi yapalım bakalım. Bir kaseyi gazozla doldur. Daha sonra birkaç damla gıda boyası dök. Rengin dağılması için karıştır. İşte böyle güzelce karıştır. Güzel. Sıra jelatine geldi. Bütün paketi dökünce jelatini emmesi için karıştır. Bu kıvama gelince buzdolabına gitmeye hazır demektir. Bir buz kalıbı al ve karışımı her göze koy. İşte oldu. Kapağı kapat ve kalanını şırıngayla doldur. Bu sayede top şeklinde olacaklar. Evet, hepsini boşalt. Buzdolabında biraz vakit geçirdikten sonra böyle görünecekler. Bir sonraki adım küçük jöle lollipoplar gibiler. Hadi ama. Lizzie bunları görene kadar bekle. Şekerin güzel mi? Ben de kendiminkini yapmaya karar verdim. Benimki bitti zaten. Olmaz. Of, hep patronluk taslıyor. Lollipop zamanı. Güzel görünüyor değil mi? Tadı daha da güzel. Çok güzel bir aşçıyım. Gösteriş meraklısı. Akşam yemeğine fazlasıyla hazırım. Sabahtan beri bu anı bekliyordum. Ketçapsız yemeğe yemek demem. Bitmemiştir değil mi? Bana ver bakalım. Of! Düşündüğümden daha güçlüymüşüm. Aa, tamam ben hallederim. Ziyan oldu. Aslında aradığım şey tam da bu olabilir. Bu pompa günü kurtaracak. Boş bir sabun şişesi al. Kapağını aç. Ve bir huni ile içine ketçabı dök. Ne kadar kolay döküldüğünü görüyorsun değil mi? Bu kadar yeter. Sonra ağzını geri tak.
Pekala Emma, tekrar deneyelim. Vay canına! Bunu daha önce nasıl düşünememişiz? Hadi deneyelim. Tam istediğim kadar geldi. Bunun patentini almalısın Liz. Şimdi sıra en güzel kısma geldi. Oh, işte bu. Vay canına, tüm bu aksiyon karnımı acıktırıyor. Bundan daha mükemmel bir şey olabilir mi? Çikolata ile olur. Gel bana bakalım. Hala açım. Bol çikolata. Buna doyamıyorum. Çok lezzetli. Ay, şunu sileyim. Of, umurumda bile değil, çok güzel. Ha? Ay, çilekler bitti mi? Ah, bundan nefret ediyorum. Ah, bakalım burada ne varmış. Oh, reklamlardan nefret ediyorum. Bu da ne böyle? Ah, bu kesin Emma'nın işi. Peçeteler bile iğrenç. Temizleneceğine daha çok kirlendim. Bir dakika. Evet, bunu tahmin etmeliydim. Önce neremi silsem karar veremiyorum bile. Selam Thomas. Çilek ister misin? Emma, dur lütfen. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var. Pipeti buraya sok. Sapı çıkana kadar itmeye devam et. Çileğin delindi, görüyorsun değil mi? Şimdi en güzel kısmına geldik. Şırıngaya biraz çikolata koy. Şu kadar koysan yeter. Şimdi sıkıyoruz. Doldur bakalım. Hem ortalık batmıyor, hem de çok havalı ve kolay. İşte ideal çikolata miktarı. Sen bana bırak. Ben kazanacağım. Çatlamış mısırı ver. Harika. Hayır. Senin koca ağzın yüzünden. Ezik. İyi. Ne yapıyorsun? Of, bu berbat bir his. Ama en azından kolayca alabiliyorum. Hatta neden işimi daha da kolaylaştırmayayım ki? Kollarını çıkarıp ters giyerim ve elimi sürmeden yiyebilirim. Bu çok zekice. İşte akıllıca oyun oynamak diye buna derim. Atıştırmalık yemek için duraksamama gerek kalmıyor. Bu gerçekten de mükemmel. Kimyanın böyle zor olması normal mi? Lezzetli bir şey kafamı çalıştırır. Doktorlar çikolata tavsiye ediyor diye biliyorum. Mükemmel bir parça değil mi? Sadece şeker ihtiyacımı karşılayacaktım anne. Ödevim bitene kadar çikolata yok. Ödevine odaklanman gerekiyor Lizzy. Bu şeker dolu kaseye mi odaklan demek istedin? Cidden mi? Herkesin annesi bu kadar kötü mü? Biraz kurnazlık yapmam lazım. Şu büyük yuvarlak saç fırçasını görüyor musun? Meğer içi boşmuş. İçine şekerleri dök. Bu patırtı da ne? Şeker olmasa iyi olur. Çabuk hepiniz içeri girin. Çalışıyormuşsun gibi yap. Hiçbir şey yok. Kimya mı çalışıyorsun? Şeker mi? Hiç akıllanmıyorsun değil mi? Oh, sandığından daha akıllıyım.
Gizli şeker zulası imdadıma koş. Gel bakalım. Bunlar hep bu kadar güzel olmak zorunda mı? Annemin bilmediği şey ona zarar vermez. Ah, yatakta yemek gibisi yok. Evet, harika görünüyor. Bir de bir şeyler izlesem iyi olur. İşte. Hadi oynat. Evet. Uf. Biraz destek lazım. Şimdi orada dur, tamam mı? Cidden mi? Niye böyle oluyor? Diğer uzuvlarımı da kullanayım bari. Hadi ayaklarım, biraz yardımcı olun. Odursana. Of ya. Sadece yemek yerken bir şeyler izlemek istiyorum. Kolibantı, beni hayal kırıklığına uğratma. Şu güzelliğe bak. Yoo. Doğruca pizzanın yağına düştü. Cevap hep gözümün önündeymiş. Kutunun yarısını katlıyorum ve tableti de kağıt kıskacıyla tutturuyorum. Bak, ufak bir ayarlamayla hem yemeğime hem de filmime kavuşuyorum. Ve iki serbest el, daha çok pizza demek. Evet, işler biraz çılgınlaştı.